Ankara Üniversitesi yönetiminin fakültelerin geleceği temasıyla gerçekleştirilen ikinci düşünce atölyesinin sonuç raporlarını dinlediği akademik genel kurul toplantıları İletişim Fakültesi ile devam etti. Geçtiğimiz Haziran ayında tüm fakültelerimizde düşünce atölyesi gerçekleştirildi. Eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı olmak üzere 4 ayrı konu başlığı altında iletişim fakültemizde de yapılan çalışma sırasında çeşitli öneriler dile getirildi. Anabilim dalları, bölümler, fakülteler ve üniversite için 3 yıllık öneriler geliştirmeyi amaçlayan çalışmanın somut çıktıları İletişim Fakültemiz MTÖ Sinema Salonu'nda üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, rektör yardımcılarımız, koordinatörlerimiz ve daire başkanlarımızın da katılımıyla gerçekleşen akademik genel kurul toplantısında sunuldu. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İletişim Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Fatih Keskin'in fakültenin faaliyetleri ve gelecek hedefleriyle ilgili bilgi verdiği sunumuyla başladı. Daha sonra söz alan rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, İletişim Fakültesi'nin Ankara Üniversitesi'nin gelişimine en açık fakültelerinden biri olduğunu ifade etti. Günümüzde her alanda acımasız bir rekabetin olduğunu ifade eden Ünüvar, bu rekabet döneminde biz sadece geçmişimizdeki başarılarımızla övünmekle yetinemeyiz. Aynı zamanda yapacaklarımızı, hatta bu yapacaklarımızı nasıl yapacağımızı da mutlaka bilmek, belirlemek, öğrenmek ve etrafımızla paylaşmak durumundayız. Düşünce atölyelerinin ana çıkış maksadı da budur ifadelerini kullandı. İletişim hakikaten yaptığımız her işi kamuoyuyla paylaşmamızı, yaptığımız işe değer katmayı sağlayan önemli bir unsur. Toplantı, ikinci düşünce atölyesi sonuç raporlarının sunumuyla devam etti. Eğitim-öğretim masası adına Profesör Doktor Pınar Özdemir, bilimsel araştırma ve yayın masası adına Profesör Doktor Çiler Dursun, toplumsal katkı masası adına Profesör Doktor Ruken Öztürk, uluslararasılaşma masası adına da Doçent Doktor Zafer Kıyan yapılan çalışmaların sonuçlarını açıkladı. Toplantı, Araştırma Projeleri Destek Ofisi Koordinatörümüz, Öğretim Görevlisi Özge Nur Kanat'ın Araştırma Dekanlığı ve ofisin faaliyetleriyle ilgili yaptığı sunumla devam etti. Ardından Avrupa Birliği Proje Ofisi Koordinatör Yardımcımız, Öğretim Görevlisi Canan Teke, Avrupa Birliği projeleriyle ilgili sunumunu yaptı. Daha sonra akreditasyon, akademik değerlendirme ve kalite koordinatörümüz Doçent Doktor Suna Ertunç, üniversitemizin kalite çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Teknoloji Transfer Ofisi koordinatörümüz Doçent Doktor Aytuğ Okumuş da yaptıkları çalışmaları anlattı, akademisyenleri Teknoloji Transfer Ofisi'ne davet etti. Son olarak BAP koordinatörümüz Profesör Doktor Necmettin Ünal, proje destekleri ve süreçler hakkında bilgi verdi.